Çocuklar için arabalar. Peki nerede? Acaba nerede bu? Bir şey mi kaybettin? Oyuncak köpeğimi kaybettim. Dostum, yardıma ihtiyacım var gibi gözüküyor. Bana yardımcı olacak polis arabası. Kaybolan şeyleri bulması için polislere portre ya da resim lazım. Ah, bir dakika. Polis arabası çok güzel. Yanlarında mavi çizgi vardır. Sokakta onu herkes tanıyabilir. Şehirli sokaklar bu arabanın kontrolü altında. Eğer birileri kaybolursa onları bulmaya yardımcı olur. Demek ki polisler kayıpları bulur. Sadece bu değil. Şehir güvenli ve huzurlu olsun diye her şeyi kontrol ediyorlar. Kaybolan şeyleri bulmak kolay değil. Evet, şehir çok büyük. Her köşesine bakmak gerekli. Birilerinin yardıma ihtiyacı var. Endişelenme Nip. Polis arabası herkese yardım eder. Şekerleri çalıyorlar. Kemerleri bağla. Hemen sirenleri açalım ve onları takip edelim. Lambalar olur. Yolda herkes onun geçmesi için o da yol veriyor. Oh, aman! Muska bu! Hey, acele! Hırsızlar kaçabilir. Şimdi siz de takviye yardım çağırma zamanı. Oh!
yakaladık sizi. İşte köpek. Yaşasın, bulundu. Peki şekerler nerede? Polis arabası herkese yardım etti. Dikkat dikkat, yolları temiz tutun. Kurallara uyacağız bayım. Çizgi film izlemeye ara ver dostum. Hadi biraz gezmeye gidelim. Ama sakın kaybolmayın. Çocuklar için arabalar. Rabu, hangi arabayı anlatacaksın? Kar temizleme arabası. Toplam aracı her yerde kar topluyor. Karda kalmamak için kocaman tekerlekleri var. Ve karları kürümek için de kocaman tepkisi var. Toplama aracı yerlere kum ya da özel bir tür döker. Dolların buzlarını eritir. Böylece arabalar buzda kalmaz. Wow, kar temizleyicisi kışın şehir sokaklarında çok çalışıyor, yol açıyor. Sadece şehir sokaklarında değil dostum. Lütfen dikkat. İstanbul Moskova uçağı havalimanına an itibariyle yaklaşmıştır. Thank you.
üstünde çok çok kar olur. Onu tek kar temizleme arabasının temizlemesi mümkün olmayabilir. Neyse ki kar temizleme arabaları birbirine yardım etmeyi çok seviyorlar. Çok isterdim. Bazen kar temizleme arabalarını sakallı bir dedenin kullandığını söylüyorlar. Çizgi film yeter. Arkadaşlarınla biraz dışarı çık, eğlen. Kar top oynayabilir ya da kar kızağı kayabilirsin. İçin arabalar. Bravo, çok kötü fark ettin. Benim arabam için yer bırakmadın. Senin araban büyük olduğu için öyle görünüyor. Bu normal araba. Bundan daha küçük arabalar da mı var? Elbette. İşte dünyanın en küçük arabasından biri olan Smart. Smart çok küçük arabadır. Oturmak için sadece iki kabini vardır. Ve kabin sadece iki kişiliktir. Şoför ve bir yolcu. Bu arabaya Smart deriz. İki kişilik araba. Oyuncak arabaya benziyor. Küçücük boyutuna rağmen Smart gerçek arabadır. Smart'ın bazı avantajları vardır. Küçücük bir araba olduğu için kolaylıkla park yeri bulabilir. Bu teke bırakın. Bravo, anlamadım. Ne demek istedi? Biliyor musun Nick? Büyük olmak nazik olmak anlamına gelmez. Boş ver, aldırma bu tür saçma şakaları. Bu teke teke bırakın. Bu teke teke bırakın. Oy bak, bravo. Yine o büyük berbat araba. Bu bir sevgi hediyesi. Bu muhteşem. Onların düğünü olacak. Hı.
kötü adam gelini kaçırdı. Böyle hızlı arabayı yakalayabilmek için kurnazlığa ihtiyacımız var. Anladım. Uçak ile büyük arabayı sollayacak ve gelini geri alacak. Bir gerçek kapışma. İşte böyle oldu. Küçük araba büyük berbat arabayı yendi. Küçük arabalar güçlü ve büyük olmayabilirler ama çok cesurdurlar. Çocuklar, itiraf ediyorum. Bazen çizgi film izlemeyi bırakmak çok zor. Çünkü çok etkileyici ama daha iyisi arabalar ile oynamak. Ya da başka oyuncaklarla oynamak. Çocuklar için arabalar. Prova Bardi'nin arabası olmayabilir. O zaman nasıl istedikleri yere gidebilirler? Kendi arabası olmayanların uzak yerlere gitmeleri için her şehirde toplu taşıma arabaları var. Örneğin otobüs. Otobüs çok büyük bir arabadır. O çok kişiyi taşıyabilir. Otobüste gidiş ücretlidir. Çok kez bineceksen aylık abonelik bileti alabilirsin. İstersen otobüste muavinden de alabilirsin. Muavinler aynı zamanda biletleri kontrol eder. Herkes yolculuk için para ödemeli. Şehir içi otobüsler özel yol hattında gider ve sık sık dururlar. Şoför hiçbir zaman kendi istediği yolu seçemez. Ama tur otobüsleri güzel olan ve tarihi yerleri gezdirir. Ve istedikleri zaman yol hatlarını değiştirebilirler. En önemlisi yolcuları mutlu etmektir. Thank you.
Bak uçuyorlar. Bravo. Ve işte şehirler arası otobüs. Yolcuları başka şehirlere taşırlar. Hatta başka ülkelere bile. Şehirler arası otobüs gece gündüz durmadan yolculuk yapabilir. Onun için özel koltukları vardır ve yolcular uyuyabilir. Tuvalet, televizyon, buzdolabı. Onlar için de çok geniş bir alan. Olur. Uzun zamandır otobüse binmemiştim. Çocuklar, biz gitmeden önce çizgi film seyretmeyi bırakmaya ne dersiniz? Şimdilik yeter. Haydi oyuncakları çıkarın. Biraz da onlarla oynayın. Çocuklar için arabalar. Neredeyse tüm çivileri topladım. Geriye kalanları vakum süpürgeyle toplayacağım. Çiviler ahşap arabalar için tehlikeli değil. Ama gerçek arabalar için çiviler çok tehlikelidir. Arabaların uzun zaman emniyet şeridinde yardım beklemesine sebep olabilir. Emniyet şeridi. Durumlarda arabalarda yedek lastik olmalı. Elbette. Fakat bayan sürücüler için yedek lastik değiştirmek zor bir iş olur. Belki birileri onlara yardım edebilir. Abla. Ha? 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 Hmm.
Anladım. Lastik değiştirmek için kuvvetli olmak gerekli. Anladığın tamamen doğru Nick. Çocuklar için arabalar. Vroom, vroom. Bravo, bugün neyle oynayacağız? Aa! Görünüşe göre inşaat alanında oynayacağa benziyoruz. Peki bize hangi araba lazım? Esasında çok araba lazım. Başlangıç için buldozer. Buldozer her zaman inşaat alanına önce gelir. İşe önce başlar. Buldozer inşaat çalışma alanını düzeltir ve diğer iş makinelerini hazır eder. Buldozer güçlü bir iş makinesidir. Onun demir paletleri var. Paletlerle her yere geçebilir. Ve kocaman kepçesi vardır. Onunla her yeri kürüyebilir. Bravo, peki başka neler yapabilir? Bir keresinde bir buldozer şehri kurtardı. O zaman başka arabalar ona yardımcı olacak. Hmm.
Hadi artık çizgi film izlemeyi bırakın. Yüzmeye gidelim.